Resim zamanı. Resim zamanına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız arkadaşlar. Malzemeleriniz hazırsa hadi hemen çalışmamıza başlayalım. Her zaman olduğu gibi ilk olarak silinebilir bir kalemle kılavuz çizgilerimizi yaparak işe başlıyoruz. Bugün hepimizin çok sevdiği bir yaz meyvesini resmedeceğiz. Artık herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Bu bir üzüm. Tanelerin ne kadar kolay yapılabildiğini görüyorsunuz değil mi? Evet, taslak çizimimizi tamamladık. Sıra geldi kalın kalemle resmin çerçevesini belirlemeye. Üzüm tanelerini yaparken dikkat edilmesi gereken şey hangisinin önde, hangisinin arkada olduğuna karar vermektir. Eğer bir yuvarlağın tamamını çizersek o en önde demektir. Yarım olanlarsa arkada kalanlar. Üzüm sever misiniz? Ben çok severim. Geldik en eğlenceli yere, yani boyamaya. İlk olarak yeşil ve beyazı karıştırıp taneleri renklendirelim. Eğer resme yeni başladıysanız bu çalışma sizin için çok iyi bir alıştırma olacaktır arkadaşlar. Çünkü üzüm çizmesi en kolay şeylerden biri. Taneleri epeyce boyadık. Hadi biraz da sarı kullanalım. Şimdi de kırmızı. Bu arada sarı ile kırmızının karışımından turuncu elde edilir. Bunu biliyor muydunuz? Arkadaşlar, üzüm çok faydalı bir meyvedir. Hem kurusunu hem yaşını bol bol yemeyi sakın ihmal etmeyin, olur mu? Resmimizi neredeyse tamamladık arkadaşlar. Son olarak maviyle de biraz etrafı renklendirelim ve çalışmamızı bitirelim. Gördüğünüz gibi çok kolay bir çalışmaydı. Saymayı bilenler kaç tane üzüm olduğunu saysın. Ben de öyle yapacağım. Çevreyi de süsledik ve bugünkü resmimizin sonuna geldik. Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve bol bol resim çizmeyi ihmal etmeyin, olur mu? Görüşürüz.